Şimdi bir tarafta 190 liraya kasada ben ödemem 130 lira yazıyor etiketli diye kavga edenler. Bir tarafta işte çalışanlar yağları depoya götürmeye çalışkan yakalayıp bir dakika ben bu yağ satın alacağım sen depoya kaldıramazsın diyenler. Bir tarafta depodan getirilenleri yağma görüntüsü gibi kapışanlar. E açıkçası hani Birleşmiş Milletler raporları da bu gıda güvenliği meselesinin çok kritik hale geleceğini gösteriyor. Buradan başlayalım. Sizin için bu gıda güvenliği ve bu mesele ne anlatıyor? Şimdi gıda güvenliğine yine bu programda uzunca bir zamandan bu yana hatırlıyorsunuz, şahitlik de edersin, gündeme getiriyoruz <laughs> evet. bu programda. Hatta kimsenin gündeminde değilken kendi aramızda şunu konuşmuştuk, ya gıda güvenliğini acaba gündeme getirsek seyirci tepki gösterir mi? Yani güncel konular varken neden enerji güvenliği, gıda <laughs> güvenliği, bakın enerji güvenliği bizi ne noktalara getirdi? 140 dolar oldu petrolün ham varil başına fiyatı ve 200 dolar civarına yaklaşacağı söyleniyor. Evet. 200 dolar demek bütün dünyada çok büyük bir enerji yani, sıkıntısı krizi. ve bununla birlikte de e, arz talep arasındaki dengesizliğin de kapısını aralayacak. Yani arz azalırken milletin talebi devam edeceği için bu anlamda sıkıntıların da kapısını açacaktır. Şimdi gıda güvenliği her pandemiden sonra dünyada yapılmış birçok çalışma var bu konuyla ilgili. Her pandemiden sonra gıda güvenliği sürekli olarak gündeme gelmiş. Örneğin kara humma dönemlerini İbni Haldun'un bir şeyiyle açtın. Madem İbni Haldun'un bizzat kendi mukaddimesindeki eserinden birkaç örnek vermek isterim. Orada kara hummadan dolayı hocalarını yitiriyor. Ve derslerime ara vermek zorunda kaldım diyor. 1300'lü yıllar. Geldiğimiz noktada 1400'lü yılların başı. Geldiğimiz noktada aradan geçen yaklaşık e, 700 yıl sonra derslerin nasıl internet ortamlarına tebdil olduğunu ve eğitim müfredatlarının aksadığına şahitlik ettik. Hiçbir şey değişmiyor. Ve kara hummadan dolayı o İtalya'nın güney limanları dediğimiz Venedik, Ceneviz, Cenova gibi limanlar karantina kelimesi de zaten oradan çıkıyor. Sıkıntılı yerler haline geldiği için kuzeydeki Hansa Birliği dedikleri Amsterdam, Hamburg gibi kuzey limanlarının aktifleşmesine yol açıyor. Ve Avrupa nüfusunun 3'te 2'si Karahumma'dan telef olduğu için tarımda istihsal yapacak yani ekecek, biçecek, üretecek insan kalmadığı için bu makinelaşmanın da ön kapısını açıyor. Şimdi dediler ki bu pandemi çıktığında bunun gıdaya yansımaları mutlaka önümüzdeki süreçte olacaktır. Ve biz bunu birebir yaşadık. Yani işte şimdi görüyoruz ki dünyadaki gıda endeksindeki fiyatlanmalar her geçen gün enflasyonun arttırma sebebi olacak şekilde katlanarak gidiyor. Şimdi bir de buna Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz eklendiğinde İbrahim bir de enerji krizi buna eklendiğinde gıda ile ilgili hususlarda birçok sıkıntının kapısının aralandığını görüyoruz. Bunu bu izlediğimiz üzücü görüntülerle alakalı olarak söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırlarsınız ki pandemi devam ederken bir cümlesi vardı. Hazirun da hatırlar bunu. Elinde 1 metrekare bile toprağı olan eksin diye bir evet, cümle söylemişti. Evet. Eksin ama nasıl eksin? Yani ben şimdi gidiyorum, görüşüyorum köylüyle, çiftçiyle. Doğal gazdan üretildiğini, özellikle amonyum içerikli gübreden üretildiğini bilmediği için gübrenin gübre fiyatlarındaki anormal yükseliş çiftçinin moralini son derece bozmuş vaziyette. Ama bu konuda dünya çapında bir sıkıntı var. Evet. Yani amonyumla ilgili verilen fiyatlar 80 dolar civarındayken tonu bugün 1000 dolara yaklaştığı söyleniyor. Gübrenin ham maddesi. E şimdi bu doğal gaz kaynaklı olduğu için... Türkiye'nin elinde olan bir şey değil. Yani gidelim, falan dağı kazalım. Oradan bir takım madenleri çıkartalım. Onları çuvala dolduralım. Gübre böyle olmuyor. Ben de mesela bilmiyordum. Araştırınca öğrendim. Dolayısıyla doğal gaz fiyatlarındaki artış ile gübre fiyatlarındaki artış aynı noktadan kaynaklanıyor. İkisi de doğal gaz fiyatlarından kaynaklanıyor. Böyle olunca çiftçi atamadı. Ama Allah'a çok şükür bir noktada Türkiye bu sene çok iyi. İyi yağış alıyor, hamdolsun. Evet. Hani diyorlar ya yağışın Bereketli rahmettir diye, kar bereket, yağmur rahmettir diye. Hem kar, hem de yağmur anlamında iyi yağışlar alıyor Türkiye. İnşallah bu anlamda gıda ile ilgili noktada önemli bir açık kapatılacak. Ama şunu söylüyorum, gıda sonrasında, gıda, pandemi sonrasında gelinen noktaya Rusya ile de Ukrayna'yla eklendi. Ben bugün yine keza sosyal medyada da paylaşımını yaptım. Gıda krizi ile ilgili bir yazı kaleme aldım. Rusya ve Ukrayna sadece ikisi tahıl anlamında dünyanın yüzde 25'ini üretiyor. Yani buğday başta olmak Hı. üzere. Dünyada üretilmiş olunan buğdayın dörtte biri bu bölgeden. Rusya ve Ukrayna'dan çıkıyor. Şimdi burayla ilgili sıkıntı daha şu an için yok. Çünkü neden? Bir buğday yok şu an. Hı. Sadece depodakilerin nakledilmesiyle ilgili varsa bir sıkıntı var. Ama burada buğdayın istihsal edilmesi yani biçer döverler vasıtasıyla biçilmesi, ambara getirilmesiyle ilgili hususlarda tarlaların yakılması, savaşın devam etmesi gibi hususlar sirayet ederse çok büyük sıkıntılar gelecek dünya açısından. Özellikle de neresi? Afrika. Çünkü Afrika'nın ithal etmiş olduğu buğdayın yüzde kırkından fazlası bu bölgeden geliyor. Öyle olunca Afrika zaten açlıkla ilgili bazı konularda sıkıntılar çeken bir kıta. Eğer bir kıtlık tehlikesi Afrika'yı vurursa Avrupa'ya yönelik olarak bugüne kadar gördüğümüz göç. en büyük göç sahne alacak diyorlar. Şimdi gelelim ayçiçek yağı ile ilgili. Hı. Bakın e, Cemal Esen buradan da selam ediyorum kendisine. İyi bir gıda uzmanı, yöneticiliğini yapmış yıllarca. Şimdi diyor ki e, 4 Mart 2022 tarihinde e, ayçiçek yağında hükümet gümrük vergisini sıfırladı. Neden sıfırladı? Savaşın olduğunu gördü. Ve nereden getirtebilirsem getireyim yeter ki getir gümrüksüz ülkeye sok diye. Bununla ilgili de Azak Denizi'nin içerisinde bugün seninle de bu konuyu istişare ettiğimizde öğrendim. Sanırım rakamı açıklamakta bir beis yok. 30'a yakın Türk gemisi evet. sıvı yağ özellikle 22 siyah 8 de hububat getirmek hı. üzere Azak Denizi'nde o Kerç Boğazı denilen yerde Bekle. kaldılar. Kerç Boğazı'nda da çatışmalar oldu tamamen şu an Rusya'nın kontrolünde. Sayın Cumhurbaşkanı bugün yürüttüğü diplomasiyle bu 30'a yakın geminin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Putin'le uzlaşıya varmışlar. Şimdi bakın bu diplomasi anlamında da konuşmamız gereken evet. çok önemli. O soruyu önemli. Sayın Aktaş'a soracağım birazdan. Tamam Osman son bir cümle söyleyeyim ben. Ee, bu hususlarla ilgili olarak vatandaşların marketlere bu şekilde yağma yapmalarının sebeplerinden bir tanesi bilinçli bir habercilik adı altındaki provokasyonun sonucudur. Bir, bu haberleri yayarak insanları yağmacılığa yönelten sorumsuz haberlere mutlaka hesap sorulmalıdır. Çünkü biz biliyoruz ki özellikle o gemiler de geldikten sonra Türkiye'de bir yağ sıkıntısı diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Ama dünya genel anlamıyla önümüzdeki yıllar içerisinde her nevi gıdanın çok daha fahiş fiyata fiyatlandığı bir döneme doğru gidiyor. Bu konularla ilgili olarak da yeni Tarım Bakanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Hiç popülizme kaçmaksızın doğrularla halkı mutlak surette dünyada Bilmiyorum. ne oluyorsa bu konuda bilgilendirmek, <laughs> bilinçlendirmek Kesinlikle. en önemli hususlardan bir tanesi ol, olmalı tarım örgütü %24,1 Şubat'ta yıllık enflasyon artışı Tabii, var. Tarımda diyalektik Mesela diyor yapınca... ki ama benim e, referans verdiğim Cemal Esen yani bu 4 Mart'taki gümrük vergisinin sıfırlanması ayçiçek yağının çok daha ucuz fiyatlarda gelmesinin kapısını aralayacağı için spekülatif manipülatif haberlerle düzeltiyorum. Manipülatif haberlerle ellerindeki yağı yüksek fiyatlardan satarak saat şimdi piyasaya daha ucuz kendileri tedarik e, yağ e, tedarik edebilmenin kapılarını açtılar diyorlar. Bana mantıklı geliyor. Önümüzdeki süreci bu konuda daha iyi bir şekilde takip edeceğiz İbrahim.